Nazlı, bunda düşünecek bir şey yok. Ya evet diyeceksin ya hayır. Bence var. Kolay bir karar değil bu. Ben daha seni ne kadar bekleyeceğim? Aklımda bazı sorular var. Onlara cevap almam lazım. Hepsini buraya yazdım. Bitti. Tamam sor. Burada mı? Herkesin içinde. İnsanlar var. Alya da gelmiş. Selam. Fatoş yok mu? Tamam, şu toplantı odasında konuşalım. Müsait mi orası? Olmaz. Şüphe çeker. Ne yapalım peki, söyle. Ali geliyor. Aa. Tamam, ben bir kafeye gidiyorum. Oraya gelirsin. Konum atarım sana. Ne yapıyorsunuz? Ali, benim şirkete gitmem lazım. Görüşürüz sonra. Ne oldu? Ne oldu buna? Ne oldu? Ne oldu? Gitti. Niye gitti? Ha. Aman. Ferit işte biliyorsun ısrarcı. Bir tane kasap bulmuş, mutlaka git diye tutturdu. Çok ısrarcı ya. Ben de mırın kırın edince biraz bozuldu galiba, ondan gitti. Ha, başka bir şey yok yani. Aman ne olacak? Ben en iyisi kalbi kırılmasın kasaba gideyim ama önce mutfağa bakayım. Görüşürüz. Şu kasaba bir bakalım bakalım. Neredeymiş, ne yapıyormuş bu kasap? Çok. Önemli değil. Restorandan çıkmam zor oldu. Ferit'le gizli gizli buluşmalar. İyi iyi. Defteri getirmedin mi? Hepsi aklımda. Tamam. Sor bakalım. Ne istiyorsan sor. Ya sen niye bu kadar rahatsın acaba? Rutin olarak anlaşmalı evlilik falan mı yapıyorsun? Ben de senin niye bu kadar korktuğunu anlayamıyorum. Sonuçta ilk defa yalan söylemeyeceksin değil mi? Daha önce bu konuda tecrüben var. Biraz daha böyle konuşmaya devam edersen kendini evlenmek için başka birini bulmak zorunda kalacaksın. Bak Nazlı, aramızda bir sürü şey yaşandı. İkimiz de birbirimizi tanıyoruz. Tek yapmamız gereken herkesi bu evliliğe inandırmak. Tamam. Kolay bir şey değil belki ama ben bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Normal insanlar birbirini severek evlenirler. Bu yüzden onlara inanırız. Senin şu ara beni çok sempatik bulmadığın aşikar. Herkes anlayacak bunu. Ben seni seviyormuş gibi yapabilirim. Herkes de buna inanır. Sen yapabilecek misin peki? Seviyormuş gibi mi? Yaparım. Yani kendim biraz zorlarsam yaparım. Bayağı zorlamam lazım. İyi. İkimiz de biraz kendimizi zorlayalım o zaman. Sorulara geçelim mi? Evet, geçelim. Çok fazla sorum var ama ben en önemlilerinden 20-25 tane sorsam yeterli olacağına inanıyorum. Sor Nazlı, sor. Diyelim evlendik. Biz aynı evde mi yaşayacağız? Yani evli çiftler genelde aynı evde kalır. Demek istiyorum ki aslında ben nerede yatacağım? Merak etme Nazlı, bir çözüm buluruz. Aynı odada kalmak zorunda değiliz. Hatta belki evi bile değiştirebiliriz. Sonuçta aile olacağız. Bize daha uygun bir ev lazım. Aile. Aile. Henüz kararımı vermedim.